Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görüşler. Bu haftalık İstiklal Haberleri programımızın görüşmelerine kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yalqın. Kadirli kardeşler aldı bilen biz bu haftalık haberimizi dıktınladı bulduğun bazı haberlerimizin dıktınladı sunumuz. 7. nöbetlik Dünya Şarık Türkistanlıklar Kıyrındaşlık Uçuruş Yığını Türkiye'de Şarık Türkistan Mağrif ve Hemkarlık Cemiyeti her yıl ötküzüp kilovatkan bu kıtımlık 7. nöbetlik yığın 21. Ağustos'tan 23. Ağustos'a Türkiye'nin Kocaeli vilayeti İzmit şehirde muvaffakiyetlik ötküzüp ahırlaştı. Haberimizde bu dıktınladı buldu. Şundakla bu hafta yine Amerika bilen Xitay Cibuti'deki harbi bazı sebeplik bir-bir bilen karşılaşıp kalanlık hakkında ki haber var. Xitay Çigra Sırtı'daki tüncü harbi bazısını Cibuti'de kurmak için bulundu. Şundakla haberimiz yine Xitay dairleri pay çekini uçuşup gitişini tusup kalanmadı. Elbette bu ilgirki haberlerimizde bu dıktınlarda bulup öttü. Xitay'da şu ahırkı küllerde naiti tizdin neçe aydın buyan ağıdın şu atkan bu pay çekini tosup kalanmaya oturdu. Şundaklı Türkiye'de 11. ayda yığınıdın saylam elip bir oldu. Yamanlığa malum ki Türkiye'de 13 yıldın buyan hakimiyet yürgüzüp gidip atkan Adalet ve Terakkiyat Partisi en ahırkı saylamda yalğız haleti hükümet kuruş küçüge erişemedi. Birleşme hükümet kuruş için 45 gün verilgen bu müddet içinde Birleşme Hükümet kuruş kirişleri, urunuşlarının hepsi mağlup oldu. Şunun için Cumhur Reisi Erdoğan yeniden meclis başlığı ile görüşüp, yeniden saylam edip verildiği alakalı karar kıldı. Ve 11. yılın 1. günü Türk halkı devlet işçi ve sırtı da yeniden avaz verdi. Haberimizde bu ve bunun başka köplügen haberlerimizde kıtınladı buldu. Ve şunakla bu bazı haberlerimizde strateji mütexessisi Doktor Erkin Ekrem bilen şu haberler üstüde analiz edip varımız. Dikkatle ekranımız olsun. Dünya Şarık Türkistanlıklar Kıyrındaşlık Uçuruşu Yığını muvaffakiyetlik ahırlaştı. 7. nöbetlik Dünya Şarık Türkistanlıklar Kıyrındaşlık Uçuruşu Yığını 2015 yıl 21. Ağustos'tan 23. Ağustos'a halkaralaşkan Şarık Türkistan meselesi ve Şarık Türkistan teşkilatlarının stratejisi diğenden bilen Türkiye'nin Kocaeli vilayeti İzmit şehrinde galibilik elip verildi. 7. nöbetlik Dünya Şarık Türkistanlıklar Kıyrındaşlık Uçuruş Yığını 2015 yılı 21. Ağustos'tan 23. Ağustos'a halkaralaşkan Şarık Türkistan meselesi ve Şarık Türkistan teşkilatlarının stratejisi diğenden bilen İzmit'te ötküzüldü. Yığınğa dünyanın her kaysı yaylarından kelgen teşkilat rehberleri, jurnalistler, tetkikatçılar, ziyaliler, dini ulemalar ve Uygur yaşlarından bulup yüzge yakın kişi katnaştı. Şarkı Türkistan Mağrıbe Hemkarlık Cemiyeti'nin sahip kallıkıda 3 gün devamlaşkan 2015 yıllık Dünya Şarkı Türkistanlıkları Kıyrındaşlık Uçuruş Yığını yığın kün tertipleri ve müzakere temelerini muvaffakiyetlik tamamlap 23. Ağustos keç hulası dokulatının ilan kılınışı bilen ahırlaştı. 2015 yılı 21. Ağustos'tan 23. Ağustos'a Türkiye'nin Kocaeli vilayeti İzmit şehirde elip verilgen 7. nöbetlik Dünya Şarkı Türkistanlıklar Kıyrındaşlık Uçuruş Yığınına bu faaliyetini orlaştırıp kelibatkan Şarkı Türkistan Mağrıfı Hemkarlık Cemiyeti'nin idare heyet rehberleri, her kaysi şöbe bölümlerinin mesulleri ve azaları, Türkiye'nin her kaysi caylarından ve Amerika, Gollandiya, Kırmaniya, Şivisiya, Saudi Arabistan, Kazakistan, Katarlık devletlerden gelgen teşkilat vekilleri, alim tetkikatçılar, ziyaliler, faaliyetçiler katnaştı. Bu yıllık yığının temesi halkaralaşkan Şarkı Türkistan meselesi ve Şarkı Türkistan teşkilatlarının stratejisi bulup, muşu temini çördüğün halda ilmi makaleler okuldu. Liksiye sözlendi ve erkin müzakere ile verildi. Yığında Amerika'dan gelgen tetkikatçı Doktor Kılıç Buğra Kanat, halkaralık teşkilatlarının Şarkı Türkistan meselesi tutkan pozisyesi, Türkiye Hacettepe Üniversitesi'nin okutkuçisi, strateji mütexessisi Doktor Erkin Ekrem, Xitay'ın İslam devletleri karşı yürgüzbatkan Uygur siyasi, Xitay'ın kelgüsü ve Uygur siyasi, Saudi Arabistan'dan gelgen jurnalist tetkikatçı Sıracıdın Azizi, Şarkı Türkistan mücadelesi yolda düşkülbatkan kıyınçılıklar ve hel çağrı usulleri. Ankara'dan gelgen jurnalist tetkikatçı Mirkamilcan Kaşgari, Şarkı Türkistan'ın nöbetteki vaziyeti ve İslami fikir teşnalıkı. Saudi Arabistan'dan gelgen Doktor Abdullah Alim, stratejilik plan boyunca menişinin ehmiyeti. Doktor Ataullah Şahyar, Ülümalar Birliği kuruluşunun ehmiyeti ve plan lahisi katarlık temalarda tayarlıgan liksiya ve ilmi makalelerini yığın ehlinin huzuruğu sundu. Faaliyetki teklif bilen kadem taşırıp kılgan sabık parlament azası Profesör Doktor Celal Erbay, üç günlük müzakere ve muhakeme yığınlarına tuluk katnışıp,
qimmatlik fikr taklif va tavsiyalarini berdi. Yig'in yana Sharq Turkiston ma'rifa hamkorlik jamiyatining raisi Hidoyatulloh O'g'izxon, dini olim Abdulhakimxon Maqsumajim, jamoat arbobi Abduqodir Yapchan, dini olim Ibrohim Damullam qatorliklar munosabatli temalarda so'z qildi. Germaniya Uyg'uriston ozodlik tashkiloti, Dünya Uyghur Kurultayı, Avrupa Şarkı Türkistan Mağarip Cemiyeti Katarlıq Teşkilatlarından gelgen vekiller, özü turvatkan devletlerdeki faaliyet ehvalı doğrusuna dokulat verdi. Yığının 3. günü, yani 23. Ağustos Çüştinkin erkin müzakere ve muhakeme elip verildi. Profesör Doktor Celal Arbay, Doktor Erkin Ekrem, Doktor Kılıç Buğra Kanat ve başka yığın iştirakçıları aktif fikir katlaştırıp, özünün yığından alğan tesiratlarını, teklif tavsiyelerini otturuğa koyup ötti. Şu günü keç Şarkı Türkistan Mağarifa Hemkarlıq Cemiyeti'nin reisi Hidayetullah Oğuzhan'ın başka devletlerden gelgen teşkilat vekilleri bilen birlikte yığın hulası hakkında tayarlanan dokulatını ilan kılışı bilen yığın ahırlaştı. Yığın ahırda dua kılındı, yığın iştirakçıları birbirine kıymağın halde kucaklaşıp, körüşüp, hoşlaştı. Tövende de kıtınlarına yığın hulası dokulatının tepsilatını sunumuz. Yığınla dünyanın her kaysi cahilerden gelgen teşkilat rehberleri, jurnalistler, tetkikatçılar, ziyaretçiler, dini ulemalar ve uygun yaşlardan bulup yüzden artık kişi katlaşkan oldu. Yığında birinci, Şarkı Türkistan meselesiyle umumi nezer, Şarkı Türk ikinci, Şarkı Türkistan teşkilatlarının stratejisi, üçüncü, halkaralık teşkilatlarının Şarkı Türkistan meselesiyle karatkan pozisyonu, dördüncü, Rusya ve Otrasya Cumhuriyeti'nin Şarkı Türkistan'a karatılan pozisyon. Beşinci, halkaradaki Şarkı Türkistan meselesi. Altıncı, Uygur ulemalarının ulemaları birlikte konuşan ehliyeti. Yedinci, Şarkı Türkistan mücadelesi yoldaki düz kilovatkan kıyımçılıklar ve her çağrıları. Sekizinci, Kıtay'ın kergisi ve Uygur siyaseti. Dokuzuncu, Kıtay'ın İslam devletleriyle karatılan yürgizuvatkan Uygur siyaseti. 10. Şarkı Türkistan'ın növetteki vaziyeti ve İslami fikir teşnalıkı. Katarlı kıymalarını çöğretilen halde listeyeler sözlendi. Erkin mülahide muhakeme ile bir uygulandığın sırı köklügen teklif fikirler oturup koyuldu. Yığında Şarkı Türkistan'ın hazır kayavadı doğrusu da doktor. Şarkı Türkistan halkının dini, milli, mağarif, medeniyet, içtimai, iktisadi, siyasi cehennemdeki umumi vaziyeti doğrusuna kıyam dairlik malumat verildi. Ya Allah'ın düşmanı karşı Hıhtay İmamet bu cinayetçiye karşı tırtıkan Muşi diye bu fikirde bizimizleştirdi ya Allah. Ya Allah duayını icabet kızla, günahlarımızı mağfiret kızla. Hıhtay pasport siyasetini asallaştırganlıkını da oran salmakta. Xitay dairleri vatanımız Şarkı Türkistan'da bir tutaş pasport tartışı siyasetini yoluğa koyup, pasport becerişini kolaylaştırdığallıkını, ahallarının 15 gündeli pasportunu koluğa alalaydığallıkını davran salmakta. Xitay dairleri Şarkı Türkistan'da bir tutaş pasport tartışı siyasetini yoluğa koyup, pasport becerişini kolaylaştırdığallıkını, ahallarının iltimas cedevle topşırsa, fakat 15 gündeli pasportunu koluğa alalaydığallıkını davran salmakta. Şundakla kişilerinin pasportki iltimas kılavatkan körünüşlerini teşvikat süptide haber kılmakta. Xitay'nın pasport siyasını kolaylaştırımız deb cari selişi bir tarafdan dikkat tartsa, yeni bir tarafdan bu siyaset Uyghurlarga bulgan çeklemeni hakiki emelden kaldırıp yetelmeydu deb karalmakta. 17. Ağust Jang Chunshan'ın riyasetçilikide pasport becerişini kolaylaştırış doğrusunda mahsus yığın açılgan bulup, ilginleşçe bu yıl 25. maydan başlap, Şeyhanza, Karımay, Kızılsu katırlıq rayonlarda bu siyasetini sınaq kılıp yolu koygan. Pasport becerip beriş her kandak devletinin puhraları üstüdeki akalli mecburiyeti bolsa mu, lekin Xitay özünün ayrılmaz kısmı deb dava kılıp gelgen Şarkı Türkistan'da pasport beceri siyasetini kattık icra kılıp, Uyghurlarının çet elge çıkıp giriş işlerine zor tosalgo eylip geldi. Bir kısım Uyghur gözetküçüler, Xitay'nın asallaştırımız digini ilgiri kıyıllaştırıp gelgenlikini ikrar kılganı deb karıdı. Yani bazılar, bu Xitay'nın halkaranın besimiği uçuruk Allah'tan bolu batıdı dedi. Lekin Uyghurlarının arasında Xitay tarafının noktalık aile, siyasi mekbusunun ailesi digendek namlar berilgen nurgun aileler var. Köp kısım Uyghurlar yanılı bu siyasetin behriman bulalmaydı deb görsetti. Çetelerdeki bir kısım faaliyetçiler Uyghurlarını devlet içi ve halkarada kattık bastırışının koydu bolu batkan Xitay'nın bundak siyasetin yolu koyuşuda başka siyasi garizi buluşu mümkün digen perezlerini otturgu koydu.
Xotan Xanayriqda dehqonlar kino ko'rishga majburlandi. Millatimizning engini yuvish uchun tashkillangan Xitoy xizmat guruhi Xotan nahiya Xanayriq yesidiki kent aholilarini majburiy holda atalmish vatanparvarlik temasidagi filmlarni ko'rishga tashkillagan. Hammalarga ma'lum bo'lgandek, Xitoy tajovuzchilarining yuqoridan tuvanga tushgan buningdek atalmish xizmat guruhlari vatanimizning har qaysi shahar bozorlarida xalqimizni qaymoqtirish va yolg'on tashviqat qilish bilan mashg'ul bo'lmoqda. Xotan nahiya Xanayriq yaza Yuqaqun kentiga tushgan Xitoy xizmat guruhi kent aholilarini majburiy holda vatanparvarlik temasidagi filmlarni ko'rishga tashkillagan. 26 avgustdagi Xitoyning Xinjiang xabarlari programmasida ko'rsatilishicha Adliya nazoratidan Xotan nahiya Xanayriq yaza Yuqaqun kentiga tushgan Xitoy xizmat guruhi bu kentdagi kishilarni har hafta juma kuni tushdan keyin majburiy holda kentdagi kino quyish zaliga yig'ib kino ko'rishga o'rinlashtirgan. Har qatim kino boshlashdan burun Xitoy xizmat guruhidagilar atalmish qonun tuzum, vatanparvarlik, bo'lg'unchilikka qarshi turish degan temalarda leksiya so'zlagan. Xitoy Uyg'ur rayonida har qaysi yezi kentlarga xizmat guruhi nomida Xitoy kadrlarini avatgan bo'lib, bu kishilar kentlarga borgandan keyin bir tarafdan izchil Xitoyni madhiylaydigan ta'tur tashviqotlarni elib borsa, yana bir tarafdan Uyg'urlarning e'tiqodini sustlashtiradigan faoliyatlarni uyushtirib kelmoqda. Xabarda bu ish allaburun kentdagi kishilarning turmushining bir qismiga aylinib ketdi deyilgan. Buningdan Xitoyning Uyg'urlarga bo'lgan ideologiya sohasidagi tajovuzchiligini va ma'naviy zulmni qanchalik darajada kuchaytirganligini ko'rib olg'ila bo'ladi. Xitoy muxbirlar o'miki Sharq Turkistonda faoliyat olib bordi. Xitoy Uyg'urlarga soxta avtonomiya berganligining 60 yilligi munosabati bilan ta'tur tashviqot orqali Uyg'urlar va dunyoning ko'zini bo'yash uchun 100ga yaqin muxbirdan tashkillangan bir o'makni vatanimizning har qaysi shaharlarida aylantirib, ularga yolg'on xabar ishlatkizdi. Xitoy Uyg'urlarga soxta avtonomiya berib aldab kelganligining 60 yilligi munosabati bilan Sharq Turkistonning taraqqiyotini ko'z-ko'z qilib, ta'tur tashviqot orqali Uyg'urlar va dunyoning ko'zini bo'yash uchun maxsus muxbirlar ömeki avatgan bo'lib, bu ömek 25 avgust xizmatini tamamlab qaytgan. Xitoyning Xinhua agentligi Xalq gazeti markaziy televiziya stansiyasi qatorliq 29 axborot organidan kelgan 100ga yaqin muxbirdan tashkillangan bu ömek atalmış avtonom rayon qurilganligining 60 yilligiga atab xabar berish uchun 12 avgust Sharq Turkistonga yetib kelgan. Bu muxbirlar ömeki 12 avgustdan boshlab Urumchi va uning atrofidagi nahiya shaharlar Shundaqla Xotan, Qashqar, Oqsu, Korla, Altay, Ili qatorliq joylarga berib, bir qator ta'tur tashviqot faoliyatlarini elib borgan. Xitoy soxta avtonomiya orqali Uyg'urlarni aldashga uringan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning abdi bashirisini yaxshi tushungan Uyg'urlarning Xitoyga qarshi kurashi 60 yildan buyon to'xtab qolmadi. Bo'lib 2009 yildan buyon Xitoy zulmiga bo'lgan qarshilik barg'ansiri kuchaydi. O'tgan bir yilda qattiq besim siyosatlarini yurgizib, tutqun qilish, qiyin qistoqqa elish Xalqancha o'ltirishdagi terrorlik harakatlarini elib borgan Xitoy, bularni axborot vositalaridan yoshirib, aksincha dunyoga Uyg'urlarning baxtli, erkin, ozod turmush kechirayotganligidek soxta ko'rinishlarini yasab ko'rsatmoqda. Xitoy paychekning tushishini kontrol qila olmadi. Xitoy bozorining tushishi bilan yer shari paycheki bozorimi qattiq silkinishga uchradi. Xabar qilinishicha, paychek dunyosidagi eg'ir davolg'ish bilan dunyoda eng oldingi qatardagi 400 bay jami 124 milliard dollar ziyonga uchirgan. Xitoy bozorining tushishi bilan Osiyodagi eng boy kishi bo'lgan Wang Jianlin bir kunda 3 milliard 600 million Amerika dollari ziyon tortgan. Yer shari paycheki bozori zulmatlik dushanbaga uchrab, asosliq paycheki bozorlari mag'lubiyatga uchirdi. Dunyodagi baylar milliardlab ziyon tortdi. Dushanba kuni oldi bilan Xitoy paychekki bozori tabrashga boshlandi. Shanghai aksiya bozorida ko'rsatkich dushanba kuni 8.5 tushib, 2007 yildan buyonqi bir kun ichida eng cho'ng tushishni keltirib chiqardi. Xitoy bozoridan keyin Yevropa bozorimi o'xshashli tushdi. Bloomberg agentligining xabar qilishicha, bu zulmatlik dushanba kunida dunyoda eng oldingi qatordagi 400 bay jami 124 milliard ziyonga uchirgan. Angliya mustaqillik gazetasida ko'rsatilishicha, mablag' solg'uvchilar Xitoy iqtisodiy eshishining cho'ng ko'lamli tuvallashi yer shari bozoridagi tushishni keltirib chiqargan asosliq omil deb qaragan. Yaqinqi 2 oydan buyon Xitoy paychekki bozorining uzluksiz tavrinishiga qarata Xitoy pulining kursini tushirish qatorliq bozorni qutqizish tadbirlarini o'ttirib qo'ygan. Bir qism mutaxassislarning bildirishicha, Xitoyning texnik cho'ng doirlik chorasi yo'q bo'lishi mumkin ekan.
Amerika ve Avrupa payçeki bazarı seyşembe günden başlap östü. Lekin Xtay payçeki bazarı yen uçuştu. New York aksiya bazarda 2% ösüş görüldü. Avrupa'daki asaslık baha kürsetküçüleri de ösüş körünerlik bulup, Frankfurt payçeki bazarı ahırlaşkanda 5% ösken. Lekin Şanghay payçeki 7,6% çüşken. Gerçi Xtay dairleri amal kılıp besik duruşku urunan bolsa mu, lekin Xtay payçeki bazarı çarşamba günü yeni devamlık tevredi. Şanghay ve Shenzhen payçeki bazarlarda çüş görüldü. Xtay ösümünü tövelletiş çağrısını yolu koygan bolsa mu, lekin yanılı tövelleş vaziyetini kontrol kılalmadı. Hürmetli izleyiciler, biz yukarıda birkaç haberimizin mevzuları hakkında, muhim birkaç mevzular hakkında Türkiye Hacettepe Üniversitesi Tarih Fakültesi okutucusu, şunlarla strateji mütehassisi Doktor Erkin Ekrem bilen telefonda ziyaret edip varımız ve doktorunun analizlerini de tınlasınımız. Hazır özü Ankara'dan bizge bir vasıta telefonda bağlanımız. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Qanday ahvalingiz doktor, yaxshimisiz? Ha, yaxshi qo'y, zamoncha. Allohga shukr, rahmat, rahmat. Oldi bilan ziyoratimizni qabul qilganligingiz uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Men rahmat aytaman. Doktor, bugun bir qancha savollarim bor sizdan so'raydigan. Oldi bilan biz o'tgan hafta biz xabarimizda bergan to'xtaydanki, mushu Uyg'urlarga yaqindan buyon yo'l qo'yotgan mushu yangi pasport, ya'ni Uyg'urlarningki xolisi mushu 15 kunda ham bosh iltimos qilsa 15 kunda pasport berilganligini Xitoyningki xabarlarda hozir ko'plab chiqyotdi. Mushu Xitoyningki Uyg'urlarga bo'lgan bu siyosatningki agar rost bo'lib qolsa, menda ijro qilinsa, oldimizdagi 2 kunlarda albatta texnik ochiq ko'ramiz. Bu siyosat sizcha nimalarni maqsad qiladi? Rost Uyg'urlarga echib etishni maqsad qilamdi yoki buning keyinda boshqa bir maqsadlar bormi? Sizdan oldi bilan bu fikringiz, buning bo'lgan fikringizni aytib o'tsam. Hem de Hıtay'ın ki kanda bir mesele bile tuyuksuzla bu pasaport ne, yani erkince bir yürütürken ne, hem de bir hazırca uçuk bilmeyemiz hem de. Çünkü Hıtay'ın ki bu diyenlerime bu, bunu bu, izah bir sergendek mi emez hem de. Hoş. Şununla bu Şartistan'da yakın zamanda pek mürekkep olup gitti vaziyette, pek ciddi. Hem de bu ciddi manayla verse tıkmalık bu kaylam kançılıkla veya bu inkasla pek güçlü olup geçse çatak olan mı gider belki bir yumuştuş siyasetine yürgüz atkan buluşmuyor mümkün. Bunun da başka belki bu nime merkez hükümetinin de ama bunun da kavru vadep oylayım ben. Hoş. Çünkü bunda devletin ki pivat menfetiyle münasebetlik bir akval bu. Hoş. Ama bu pandak Uygurları birdi. Bunda katerlik Uygurları birendi misalga. Uruhtukarlarının işçi de birisi, mışında bir yamanlık iş bakan bu sulağı birendi, bememdi. Ya da Uruhtukarlı çetelde bir siyasi faaliyetle kardeş bakanlığı birendi, bememdi. Bunu tek yakışı bilmeye vardınız. Hoş. Ertuğ gün diyorum hem adam ki sen bunda bir diyorum bir akval bulamdı bulmamdı ya da icviti ertuğ gün yanı bir çin tutamdı bunu mu bilmeyim ben de. Bazıları dedi mi şu Türkistan'daki mi şu Yaman Uygurlar hem de çetel ki çıkıyorsun bu musa bir yerde kalem kançılık yarısı dikediler. Onda dikenlerim buluvadı demdi. Hoş. Şunun kadar şey mi şu Kelgüsü nın ki terakkiyatı kara benden ki kulağı çıkar alayım sen de mi de azır cemde maşincilik amına. Doğru doğru. Müşahede bununla kupa elineyle. Hem de ikinci sualım olsa sizgin malum. İkinci sualım doktor sizgin malum yani bu Xitay'ın ki azır tünce çigra sırtı da kurmakçı boğan herbi bazı tuğursta haber bulatı da Cibuti'de kurmakçı bu kallıkı bir yaga 10 bin asker uğurlaştırdı kallıkı. Eminette bu bir şeyde Amerika'nın ki bu obuk herbi bazısı da Amerika bazısı bakan hazır bir yada Cibuti hükümeti Amerika'ya uçturuş çürüp yani boş dışını ve Mişak'a Hıhtay'ına yerleştirdi kallıkı doğruluk haberle bak. Bu sizce bu Hıhtay bu yaga herbi bazı kuruluş planı nemin maksat kılmakçı ve Amerika bu bazını boşaltıp verip Xitay'ın bazı kuruluşuna mesela yol koyamdı bu meselede sizin fikriniz asam. Hazır Xitay'ın ki işlep çıkartan malı bütün dünyada sitli vardı. Hoş.
yanıma da diğer maksada Xitay'daki iqtisadi ve ticari menfaat bütün dünyada var diye gelir. Hem de bu iqtisadi ve ticari menfaatini koğdap kılış için, buna hazırsızlığını koğdap kılış için, Xitay'daki şu cirak, yüzge cirak olan devletlerde, yüzdeki bazılarını kuruş lazım hem de. O bazının kuruşuyla birlikte aşı devlette veya aşı devletke yakın boğan yüzünün kim onun iktisadi menfaatini koğdaş. Yani birisi enerji menfaatini koğdaş. Bazı devletlerde neftini çıkırışka, tabi gazını çıkırışka tırış vardı. Bu bazen yüzde bu enerji kuduklarını yüzde setip ilvatı da bazen de aşı bir vasıta aşı nime bir gaz ve neftini sitip ilvatıdır. Meyli kanda şekilde bozulsun. Bu yerdeki enerji menfaatini ama koğdaş lazım. Şunun kadar yakın zamanda Hıtay'ın şu deniz ermesini güçlendiriyordu. Ama deniz ermesini güçlendiriş için şu hava ermesini ama güçlendiriş lazım. Bazen de mesela kime bir yerge bir devletke, cirafi devletke bir poğaça vakti ödebilir. Bazen bu uluşkan artılanlar var. Bunların kimi uçağlarından bir mesafesi buludu ama oturdu bir konup bağımsa yanı bombaydı. Çünkü üyege mayıcalı çağlaş lazım. Ama Muş'unda dünyanın ki moyum, stratejiye orada moyum boğan yerlerde Muş'ta bazını kurgan takdirde misalgı kiminin ki kilip titizan veya kiminin acı uruşan kiminin ki aşağıda turaklık yeri buludu. Remut yeri mi buludu? Onun dünkü üyeden su veya yaydıgan açlık tek diğer nesne aldıranmış da bir baz buluş lazım da. Bu da Xitay muşu halkıradaki bütün muşu menfaatlerini koğdaş için muşta nurgun yerlerde baz kurmadıdır. Bu bazı kuruş onay emez çünkü nurgun devlet onun da ruhsat vermeydi. Ama bazı kembegal devletler bir iş mümkün hem de Xitay iktisadi yardım kılgandın ki. Hem de bu Xitay bunda ikilip yığılgandın ki birinci olup şu Amerika'nın menfaatine ziyan verilen ki. Şunun da Amerika bunun gibi bir takabül tırışkıma tırışıdı. Ama şu deniz cetten değdiğen bozsak, şu deniz küçü cetten değdiğen bozsak, şu Amerika en güçlü kaldırdı dünyada. Hem deniz küçü bile hem de şu hava ermi küçü bile birlikte bu hareket kılvadıdı ve küçülünü vardı. Ama Hıtay'daki bu seviyede kergini yok ama Hıtay'ıma tırışıvadıdı bununla. Yalnızca Hıtay'ımız, misalga Yüksel Altan başka devletler mi var? Misalga Brezilya'da ile, misalga Hindistan'da ile. Bunlar mı şimdi küçülünü cirak yerlerine apırıp kılvadıdı? ama bazen de Hıtay'ın ki şu bazı meselesi belki bazen çatak çıkılış mı mümkün? Misalga Somali'de kuruştu, tırıştı, üyede Al-Kılamı'da İçki bu siyasetke takışıp kalan efallar var. Bunun Afrika'daki Mali diken devlet duatı üyedi mi? Aslında bir niyet duatı ama Amerika, Fransa üyedeki isyanla bastırıklı Fransa üyede tersine işlep durdu. Amerika mı bu Afrika Ermenisi de bir Ermenisi var. Bu Afrika Ermenisi'nin güçlendirişi ve tırışı vardı. Hem de Türkiye Amerika mı Afrika'nın bazı yerlerde bazılarını kurup misalga Afrika Ermenisi'nin ki merkezine bir yerde kurgan olsa bu vakti de Hıtay ile bir yerde rekabet meselesi mi bu nime gün tertibi kimdi? Yani yeni yükselgen güç mevcut olan Cihangir Küşke meydan okuydu deyip bunda bir tarihi bir köz karaş var. Hoş. Hem de her gün Hıtay ile Amerika'nın ki arasındaki bunda ziddiyetler asla köpeydi deyip oylayayım. Hoş, hem de Hıtay'ın ki şu payçek bazırdaki ciddi tövelleştik bunun kanakarıysız. Bunun ki Hıtay ve dünyaya kanak tesir görsün. Payçek'in ona ciddi tövelleşiyor mesela hazır ki bir gün ki haberlerdi mi? Şu en akırkı 13 ayının işçilerim Hıtay'dan çıkıp gitken iktisat 828 milyar dolardan eşip gitmişti. Hem de bu dünya iktisadi cihette ikinci çoğun devlet de karlıvatkan bu Hıtay'ın ki bu köçme meblağ gibi olan münasebet endişelerini küçeytip etkerliği analizleri var.
Şimdi bu devamlı ihtimallik zorken bu Xitay'ın mesela veyran kılıçkı eğilip baramdı. Bu vakit ki fikirlerinizi alsam. Bir de Xitay bunda bir kıyımcılıkta birinci gittim körvadıdı bunu. Hoş. Bunun ancak mıncı oldu ama bunda bir tersirlik olmadı. Yani Xitay'ın ki bu iktisadi terakiyet 30 yılından beri devamlı ilgirlep mandı. Arkasında bir siyaset, siyaset muşu iktisadının terakiyetine maslışık minbemize, paralar minbemize, iktisatta maşında bir imkanlarını yartıbemize, meyli Xitay'ın işi de olsun, meyli Xitay'ın sırtında olsun. Bu da bir peyde, hem de Kalkara'da bir iktisadi bir krizge çırapakan olsa, Xitay'ın ki bu iktisadi terakiyetine tersi yetkizidir. Hoş. Yani bir şey Xitay'ın ki iktisadi terakiyet asasen bu şu çeteldən məplak edip ya da bir kısım tekniklerini edip teknikanın teknik, onun için Xitay'da işlep çıkarıp onun için halkara bazağı situatı. Şunun da halkara bazar Xitay için naydı muyum? Eğer de sırtın şu məplakla azib kalsa saldıran. Hoş. Eğer de teknikçe azılıp kalsa, hem de halkara baza, eğer de acizle kalsa, mesela bazada mal aldıran adamların sayısı azaysa, onun için bazada biraz erzem malını aldıran bulkası, az aldıran bulkası, Xitay'ımız ziyan verdi. Hazır ki halkaranındaki vaziyet muşu. Yani Xitay, muşu kinki yıllardaki bu iktisadi terakiyetimle birlikte, yüzünün ki iktisadi ticari menfaat dünya ile bağımlı kalacak. Şuna da dünyada azıcık bir çatak çıksa Xitay'ıma tersi yetkizdim. Şundakla Xitay'da bir çatak çıksa halkaranın bazırıma şimdi bir menfi efalını yartalaydı. Şuna da Xitay'ın ki çek bazırında bir özgür şok varsa halka Türkiye'nin ki nama özgürtelaydı. Ve Amerika'daki New York'nın ki bu çek pazarında mı tersil yetkizelerdi. Bu halk, bu ticaret ve bu iktisat diken bunda alaka halkara birleşik etmez mi? Hoş, hoş, hoş. Şununla bu Xitay'ın ki bu şu iktisadi tarafiyeti karta siyasi cedden ve cemiyet tarafından cedde bir özgürlük bomu kaçka hazır ki bunda bir vaktince bir iktisadi krizge karta hal kılıçının ki üslubunu icat kılamadı diyen ki. Şunun da bu üslubunun ki kamçılığından tüfeğini Xitay'ın ki bunu şu işte sağlıklarımı cız ziyan buyurdu da böyleyim. Eğer hazır ki Xitay'da devam kılvatkan bu şu iktisadi kriz eğer bir mezgil devam kılgan olsa Xitay'ın ki işte sağlıklarımı cız ziyan buyurdu. Hoş hoş. Eğer de bu iktisadi ziyanın Xitay'ın ki cemiyetke eğer de menfi ehval yatıparsa zaten bunda buluvadıdı misalıga iktisadı terakki kıran seri kembergalla kembergal iş bitti böyle ki pulunu çıktaklarında kat kim pul tepket vardı. Hoş, hoş. Yani oturlukta bir $100 boğan bolsa bayla eğer de bunun ki $70 ilvagan bolsa $30 bütün kembergal bölüşüdü diyen ki bu vakıda bunda bir ehvalda Xitay ki cemiyet meselesini yaptılaydı. Bu çiriklik diyen diğer ahvallar, yolsuzluk diyen ahvallar halkın ki gazibini kodlandırılan bir ahvallar. Hoş. Yani iktisatta bir çatak olsa halk eğer de kember kalışıp yamçıbıdaki pulunun ki kıymeti çıkıyorsa mal alay dese alamayan takdirde o vakitada siyasi meselesini yartıp alıdır. Eğer siyasi meselesini yartıp alsa Xitay'ın ki hakimiyeti gibi menfi tersi yetkisi ve Xitay'ın ki hakimiyetinin ki şıkılışıga ya da Xitay'ın ki hakimiyetinin ki pasinip gitişiga misalga ülkeler öz aldığa vaktince müstakil buluyup bu burun boğan vakalı yok hemen. Hoş hoş. Mışında iktisattan tüpeyli cemiyet meselesi, cemiyet meselesinden tüpeyli siyasi meselege tersi yetkisi Xitay'ını veyran kılallaydıran bir ahval var. Bu azıcık Xitay'ın ki bu krizi eğer kısa zamanda tüyüp gelse Xitay yüzünü tutkuzup, aran tutkuzup öterleydi bu kıyıncılıktan. Hoş hoş. Eğer de ötemek olsa Xitay'ın ki işi çatak hem de. İnşallah ötemesin değilim.
Sizce bu şu turuplu müne kitivatkan, normal kitivatkan bu iktisatınki tuyuksuzdan bu akakıdın mı şu ahirki aylardı, yıllardı bu tuyuksuz mündek günlük günlük çüşüp gitişi, Xtay arkançı müdahale kılıp mı çürenmesi dedi ki bu müşünden buluştu ki asaslık sebep ne mi sizce? Şimdi bunun ki taşkı içki nime emel ameller var mıydı bu Halkara'da 2008'den beri böyle istisadi kriz var. Hoş. Halkara'da nurgun misalga bir kriz olan vakti de nurgun kaklar yancıgıdaki pulunu heşilmeydi. Saklaydı onu. Hoş hoş. Şimdi o kadar ki bazarda pul sağmıgandıkken bazarda pul aylanmıgandıkken o devletinki iktisadının terakkiyetini mi astalaştırdı bu. Hoş. Bu halkaradın kegen bir tersi. Xitay'ın işçideki meselesini değdiren olsak, hazır Xitay ebeğime ötkendek mu şu siyasi cetten bir istiladını ilip baran mı kaşka mu şu iktisadının ki terakiyeti gibi bir paydası bulmaymadır. Hoş. Çünkü Xitay uzun yıldan beri mu şu siyasi istiladını ilip bulmaymadır. Hı hı. Bu eğer de iktisadının terakiyetinin ilgirleş için ya da bunun iktisadının ki hikime müdahalıkı istikrarlık bir şekilde devam kılışını oğdayman dediğim olsa siyasi cidden bir ıslahatını ilip giriş lazım. Kanunla güçlendiriş lazım. Anamın yolsuzluklarına, çirkliklerine, emrine tosaş lazım. Ve bugün gece onu kılamadı. Bombasamış o Putin Tavun Cabo'nun ki vakti de yakışı bir fırsatta olamı hiç tıkmadı bir yerde. Onun gibi bulaydıran talaydıran da hemisini bulup ek etti. Vakti'nin ki şu bütün iktisadi sektör ya da bu sahaları hemisi muşunda bir devletinin ki çok emeldarlarının, Mao'nun ki vaktideki emeldarlarının ki balları hemisi monopol kılavakan gibi. Hoş hoş. Şunun kadar ki bu da özünün ki iktisadını, menfetini oylaş kaçkan. Devletinin ki siyasi veya devletinin kendisi gibi çık oylap yitemeydi. Bazen de bu pulunu ilip bir Xitay'a bir gün çatak hoparsa kanda oldu de pullarını sırtka açıkladı. Çetelerin bankaları koyuvadı. Hoş. O pulunu koyuşuyla birlikte yüzünün uğruç çıkandırını mı çetelge yolla kılıvadı. Demek ki bu emeldarlarının ki çok emeldarının ki balları mı Xitay'ın ki kelbisi gibi biraz bu manla kılıvadı. Hoş. Onun başka mı şu Xitay'ın ki iktisatının ki yüzünün ki verdi meseleler. Mesela Xitay bugün gece şu çeteldeki meplak, çeteldeki teknik öyle yüzüne terakki kılıkları duvaldı. Hoş, hoş. Ama müziği bir teknik yana icat kılamadı. Yani bana diğer maksada Xitay yüzünün ki bir teknikesine icat kılıp yüzünün ki markası bile yüzünün ki şu mallarını oturup bu iş lazım. Doğru. O vakti de ondan dolayı Xitay'a bir kriz bokasından vaktince ötep giderlerdi. Olmasa hazır misalga kegen pul ne? Paylamdan işlep çıkırış meselesi var. Misalga Kıbrı'nın bir ülkesinde bir hıl malını işlep çıkan olsa Hunan'ın bir fabrikama okşaş malını işleyen olsa bunun çanmattı çünkü halkara bazar çoğundu kendi aldıran adam mal aldıran adam çıktı. Hoş. Hazır mal aldıran adamlar bundan dikeyim bu benim de vatattım ya. Ha. Okşaş malını işler çıkıyor. Hazır elik halkarada mal iliş azalgan denken. Hoş. Bundan dikeyim Xitay'ın ki mal sırtka sitiriş biraz ses oğan denken. Ama malla kolda kapağın diye. Hoş, bu malla folda kepağa neyken bu iktisatın ki pul ne aylandıramayın. Doğru. Doğru, doğru. Şununla bu Xitay'ın terakiyeti bağansırı bir seyincilikte buluvadı. Bunda bir ahvalda Xitay'ın ki iktisadi terakiyetinin ki tızlığı mı azalıdı? Hoş. Bu tızlık hastalaşkan denken onundaki nurgun şirketler ve fabrikalar onundan ki yıpırıp kaldıran ahvalla. Bu yıpırıp kaldıran ki nurgun işçilerini ve hizmetçilerini işten çıkarışla mecbur kalıdı. Koş, bu işten çıkarken denk ki olağa
bir pul töleş diken bir mesele buludu. Hı hı. O töle bazıları töleydi, bazıları tölemeydi. Onunki cemiyette bir çatakçılar çıkıyordu. Doğru. Yani bu iktisadınınki asılışı nurgun meselelerle mesela işçilik kırışık etken bir mürekkep bir meselemdi. Doğru. Şuna bir sebep bile bunu düşündürüş kalsamdım. Doğru. Rahmet Nait, yakışı içip ediniz. Hem de şu aldığımız ki sizin malum Hıhtay Nait'i çoğun şekilde bu İkinci Dünya Uruşu'yla kalbi kıkanlıkını tebrikleyip çoğun bir herbi parat ötküzmek için bulup atıyordum. Hem de hazır aşkarlan gannemeler karganda Hıhtay'ın bu herbi paratıga nurgun garip devletler reisler katlaşmaydı kalbi aşkarlandı. Bunu siz nemik bağlayısınız mı şu yoktu? Burun Hıhtay bu İkinci Dünya Uruşu'yla bunçilik bir köngül belgini yoktu. Bunda kalek mürasımlarını kılıp kutlap yümü genemdi. Hoş. Bu da hem de bununla köngül bir vadıdı. Birisi Hıhtay Bağansırı Küşünü vadıdı. Ve İkinci Dünya Uruşu'nun ki bu neticesine üzünün ki bir neticesi ki aylandırışlı tırış vadıdı. Bu aylandırışının ki bir alası gibi var şu. Burun bu Japonlarla uğraşıp sokuşkanlar hem de Gomindan hükümeti ve onun ki ermisiydi. Hoş. Komünistlerinin ki ermisi ancı mıncı uğraşkanlığı var ama esas kendi Muşu Gomindan'ın ki askerleri vardı. Hoş. Hem de bu İkinci Dünya Uğraşı'nın ki neticesi ki biz kalbiyet neticesi ki biz sahip çıkımız diyen ki Gomindan hükümetini mi tarihteki like, oranını mı yok çıkartmış vardır. Hoş. Yalvızı bu eme, misalga sunduğun sen, Sonya senle ki tuğulgan ve ölgen gününü mü mürasım kılıp ütküzü vardır hazır Hıhtay'la. Yani demek ki bu şu 1911'den kinle bu şu Komünist Hıhtay'ın ki başkuruşuyla Hıhtay tarihi mangak yazıldı da bu tarihini mi burumlaşka tırışı vardır. Hoş. Yani küçük devletinin ki küçük bir tarihi buluş lazım de şimdiden bir faaliyetlerine kılıvadıdı ama Hıhtay'ın ki miras bu İkinci Dünya Uruşu'nun ki kutlaş mirasımga yani nurgun mu şu İkinci Dünya Uruşu'na katlaşkan cenge katlaşkan devletlerinin ki çok emeldarlarının ki kâgini yok. Hoş. Bu bolsa Hıhtay'ın ki bu mirasımının ki bir aciz popaganlığını gösterdim. Hem de Kildigan devlet reisidir yani o seviyedeki adamlar köküncüsü bu İkinci Dünya Uruşu bile bekle münasebeti bu mugan kaklan. Doğru. Şunun da Hıhtay bunu tırış, bunda tırış bile birlikte avu men digendek tarihini siyasi tarihini üzünün ki terapiye aylandırış. Yani burası olsa Muş'un mirasının sebebinden yüzününki kural yaraklarını avu körgezim kımak için. Hoş. Onu kösetken ki Nurgun Devlet ha bu Hıhtay'ın ki bu kural yaraklarını alsak oldu ki bu can uşaklarını alsak oldu ki can kılganın bu kimini alsak oldu ki de anda bir reklamga bir paydası bulur hem de bunda digende. Hem de Hıhtay bu mirasım bile birlikte Asya devletlerine ama yüzünün ki küçüğünü kösetken bulurdu. Bulup onu Japonya'ya bir heyvetlikle bir küsü kurgan bulurdu. Yani ben yükseli vatime size üzdanlarını bilip durunlar. İkendek bir obrazını mı yaratmak için de. Doğru. En ahırda bir sualı ben tüyteymiş, del ahır dediğiniz popozlukı mahçede dediğindik dünyaya özününki küçüğünü kurallarında. Hem de Hıhtay en ahırkı muş, işki ayının içi de muşu Hıhtay Şarkı Deniz'de bulsun. Üç kıtım hakiki okuşiltilgen naidi, kan kölemlik her bir manevr elip badi, üç kıtım. Ve muşu aldığımız ki 9. ayda hem Hıhtay'ınki devlet müdafiye ministerliğinin ilan kılınan haberlerde. Muş aldığımız 9. ayda Malezya bilen harbi manevr edip bardıqanlıqı ve bunun da hakiki okşıltıldıqanlıqı doğruluk malumatla haberler var. Sizce bu muş işkayının işçilerle 3 katımlık mühendik kan kölemde harbi manevr ötküzüşü Hıhtaybiyede bu emez talahta atışlık rayonlarda hem edip yerlgan harbi manevr edip bağın ceylamı. Sizce kimlerge popoz kımakçı, kimlerle maksat kımakçı Hıhtay bunun için muşakta?
Yerde şu birinci siyasi cetinde etkan olsak birincisi Amerika'ya ya da Amerika'nınki şirikleri. Misalga Japonya, Yeni Zelanda digendek, Filipindek devletlerge yüzünün küçüğünü kösetmek için. Yani yerde yalnızla Amerika sormaydı bu yani. Hoş. Biz mi sorayımız digen ne küstüdü. Onun dinkim bu Malezya, Vietnam dekmanda oturdu kalan devletlerge ama bir agallaştırış digendek bir bir ahvalını mı küstü vardı bir yerge. Onun dinkin tiki mi aciz olan Laos, Kampuçya digen devletlerine, Tayland digendek devletine üzgi tartışka yani ben bir yerdeki noçe sen bana egeçten faydası olurdu. Digendek bunda bir siyasi cetten bunda bir maksat var. Hoş. Bu askeri cettinde edilen olsak bu manevra ile birlikte avu denizinin ki coğrafyasını ügünüş. Hem denizinin üstü hem denizinin aslının coğrafyasını ügünüş. Yani üzünün ki kimilerini birip bir yere. Havanın ki ikliminin ki denizinin ki dolgunlarından şu denizinin aslındaki çunkurluk veya kavak yerlerine kadar ügünüş o bu digendek onu kımak için. Hoş. Onun din ki şu Asya Tinç Okyanusu'da nurgun bu devletlerinin ki kimileri var. Deniz aslı kimler var. O manevra ile birlikte ulanın ki yerlerine kıyada deniz aslı parası değil. Üyede kandak yüzü vardı, kandak kıl vardı. Onu mu ügünüş? Digendek şu askeri cette bir tecrübe savak iliş ama tırışı vardı. Hoş. Şuna bu siyasi cette ben takabül turalay ben sanga ben bu üzerimden ki şu uruş partilerini güçlendiriyordum ve bir yerge roketi takıp ya da başka radar sistemlerini terakka kıldırıp Suni Emrah'ın ki küçüğüyle ben mi sanga takabül turalay ben digenle bir cetten küstü vardı da bir cetten şu eskili cetten misalga Kelgüsü'nde bir can oparsa tuyuksuzla yüzünü bilmeydiğim bir coğrafya bir yerge kırıp kalsa deniz coğrafyaya gel. Bir bir ziyan tatı falan yapmalı. Hazırdım başlarla eşerlerde ügünüp yüzüge bir tecrübe kazandırış hem de. Bugün mi şu Amerika Prezidenti Obama'nın ki Avustralya ziyareti de biz Amerika İlan Khan'ın mesela Obama mesela bu şu Asya Tinç Okyanı rayonuna her bir cihetin küçüğünü meşerge toplaydı kallakını, devam kıldı kallakını ve bunun endişe kıvatkan Hıhtay'ın ki endişe kıvatkan biz Hıhtay ile nurgun emkarlık ilip paralayımız bu rayonda digendek bayanatları bu hem de bunun Hıhtay'ın şu rayonlarda şundak iş kıvatkan bir peyitte Obama'nın ki bu bayanatını verişi Avustralya'da. Ve Hıhtay ile biz nurgun endişkimizin buldu, biz nurgun cihetlerde Hıhtay ile hemkarlaşa alayımız diyen mesajları bunun kanak arayısı siz? Hem de Amerika taraf Hıhtay'ın yatıştırış, ona cimhtırışla tırışı vardı. Ama Hıhtay bu geplerge işlenmedi. Çünkü eğer de senin karşında bir niyetin bu musun, sen menindi mi çık bir yerde askeri manevra kılvatacaksın? Hem de devletlerle ortakmış Avustralya, Yeni Zelanda, Tayland, Japonya, Cenubi Kore digendek hem de öyle kılvatsa. Hatta Vietnam, Filipindek devletlerle mi kılvatsa? Kımmakçı ya da Vietnamlı. Hatta Vietnam'ınki bir askeri portu vardı. Üyeğini kımı yerleş kıtırışı varsa, Filipin'ınki askeri portları yerleş varsa. O bu kılmışlıklar nimine ifat kıldı deyip soruyordu yani Hıhtay. Bunun da Amerika'nın niyeti yaman şu biz ne terakka kılvatkan Hıhtay ne biz hıhtırmak için tırışı vardı deyip Hıhtay anda oylaydı. Şunun da Obama'nın ki bu gibi ne hemdir? Şu biz ne mide aldap koyup biz ne yumuştuk bu iş kılı tırışı vardı ama siz o geplerge işini getmeyle deyip oylaydı Hıhtay. Çünkü Hıhtay'ın ki bu askeri SFS'ine oturup uygun sınızı bulsun. Bunların ki 2500 yıl evvelki ehval. Dedi bir devlet kan da küçük okyası küçük bulsun. Ama canını unutmasa devlet yok olurdu dedi. Hoş. Bir devlet kançılık küçülmkesin. Eğer de her gün uğraşmen dese o devlet yanı yok olurdu dedi. Şunun da Hıhtay'ın ki nezirinde küçük devlet buluş.
Yani kançılık küçük olsa başka devlet şunca bizge can açamaydı, bizle uğraşamaydı dedi. Çünkü Amerika'nın ki bu rayonga nurgun kural yaraklan ekiliş, yeni kurallarını icat kılıp, misalga bu F-35 diyen bir can uruşu var, can arplanı var. Onun ki misalga MV-22 diyen de hem uçar hem de bu can arplanı bu. Onun için radar sistemlerini güçlendiriyordu da onun için üşürün kılalaydıran tekniklerini terakki kıldırıyordu da. Yani bu bunların hepsi Kıtay'ın köçüdü vardı da Kıtay'ın en süreçki sili vardı da. Hem de tarihte mi bir yeni yükselgen bir köç çokun mu şu mevcut boğan Cihangir devletke meydan okulan. Her kıtımda mı şu kan bile tüygen hem de can. Can bile tüygen. Yalvuzla mı şu İngilizle Amerika'nın arasında. 19. esirde İngilizler bütün şu cihanı sorgan bir devlet hemdi. Şimdi Amerika yükselgen vakti de ama İngilizler Amerika'ya mı da ötküzüvetken yüzününki bu küçüğünü ki uğruşmay, sokuşmay. Doğru. Bunun da sırt hinki mi şu 500 yılda 500 yılının içi de bütün mu şu yeni yükselgen küç çokun mu şu mevcut Cihangir devletiye meydan okudan. Hoş. Hem de bu bir tarihi bir hadise bu başka. Nurgun devletler mışınak oylaydı hem de. Hazır ki yeni yükselgen Kıtay, Amerika'nınki menfetliğe meydan okuydu. Şunun da en köven digen de tedbir ediş. Şunun da Asya Tinç Okyanusu'da Amerika o Kıtay ile bir töpyekün bir can içişeme. Muşu strateji isim işidir. Yani yüzününki muşu eskiliği, teknoloji küçüğüyle aşı rayonda Hıtay'a strateji bisim işiltip onun dikin Hıtay'ını makul kırdış. Yani ma yolda tırış vardı. Hem de bunda birisi birisi bassa birisi onunla takabül tutsa ertü gün tesadüf bir çatak çıkala mı? Diyen bir mesele mi var? Ama hazırca hazırca vaziyet karaydıgan bolsa o çok bir can yani çünkü devlet çok bir canlı hiç biraz felsefe görünüyordu ama bu vekaletten diyen bir uruş var. Misalga Filipin değil. Hıtay Filipin bile iç kalsa Amerika Filipin'e kural yarak verip onu kollar. Hıtay'a bile uruşta saldıralaydı. Manda uruşla buluş mümkün. Yani bu rayon karakterli küçük rayon karakterli can buluşunun ki ihtimali var ama Amerika bile Hıtay yüzde kilit manda bir töpyekün uruşu biraz testek körünü vardı daha doğrusu. Köptün gibi rahmet naitli kıymetlik yakışı analizlerini sunduğunuz köptün gibi rahmet. Mem rahmet dedim. Rahmet Allah razı olsun. Amerika bilen Xitay Cibuti'deki herbi bazı sebeplik karışlaşıp kaldı. Xitay'ın öz çigrisi sırtıdaki tüncü herbi bazısını Cibuti'de kurduğallıkı otturuğa çıkandıyken Amerika bilen Xitay Cibuti'deki herbi bazı meselesi de karma karışı meydanda durup geldi. Xitay'ın öz çigrisi sırtıdaki tüncü herbi bazısını Cibuti'de kurduğallıkı otturuğa çıkandıyken Amerika bilen Xitay Cibuti'deki herbi bazı meselesi de karma karışı meydanda durup geldi. Xitay axbarat vasitleri Cibuti'nin Amerika'dan obuktiki herbi bazdan çekinip çıkıp gitişini talep kılganlıkı, bunun ornuğa Xitay armiyesini uğurlaştırdığanlıkı doğrusu haber verdi. Cibuti'nin obuk rayonundaki bu herbi baza Amerika'nın Cibuti'deki ikinci herbi bazısı bulup hesaplandı. Cibuti ve Amerika dairleri bu vakti söz kılıçlarının özünü kaçırıp geldi. İgilinçe Xitay bu rayondaki menfaatini koğdaş üçün Cibuti'de kurmakçı bulan bazıga 10 min asker uğurlaştırdıken. Sudan'daki nefit kızış hizmetleri bilen birlikte Efopya'nın paytaxtı Addis Abeba'dan Cibuti'ye susulgan 3 milyard Amerika doları meblağ silingan tömür yol liniyesini yasabatkan Xitay'a Cibuti'den 200 milyon Amerika dolarlık meblağ arkalık obuk portini zamanivileştiriş kuruluşu ile peyrevatıdı. Xitay'ın Cibuti'de herbi bazı kuruluşu hem rayondaki iktisadi menfaatini koğdaş hem de Kızıldeniz, Hindu Okyan ve Şarkı Afrika'dan ibaret stratejilik rayonda herbi tesirini payda kılış üçün dep karaldı. Cibuti Prezidenti İsmail Gulleh 5. ayda ahbarat vasıtlarına bergen bayanatıda Xitay'ın kararının memnun bolduk deyiş arkalık Xitay'ın herbi bazı kuruşunu kabul kılganlığını bildirgen idi.
Diplomatik menbelerge asaslanğanda Amerika Xitay bilen Cibuti'nin münasibetini dikkat bilen küzütüp kelibatıdı. Amerika Deniz Armiyasının Hindi Okyan ve Kızıl Deniz'de Xitay sebeplik tehlikeye uçuraydıganlığı bildirildi. Amerika'nın Cibuti'deki iki harbi bazısında 4000 asker bar bulup, bu askerler terörlük karşı hareketlerde işgı söylendi. Harbi bazıda uçuşsuz harbi ayroplanlar ve uruş ayroplanları tik uçarlar bar. Dalai Lama'nın otur yol prensibi kabul kılınmadı. Xitay reisi Xi Jinping 24 ve 25. Ağust açılan Xitay Kompartisi'nin atılmış 6. kıtımlık Şizan hizmeti yığınında Dalai Goruhi'ye karşı küreş prensibi de tevrenme için duruş gerektiğini tekitledi. Xitay devlet reisi Xi Jinping 24. ve 25. Ağust açılan Xitay Kompartisi'nin atılmış 6. kıtımlık Şizan hizmeti yığınında Dalai Goruhi'ye karşı küreş prensibi de tevrenme için duruş gerektiğini tekitledi. O yana köp kıtım bölgünçülükü karıştırışını tilga algan bulup, bir kısım tahlilçiler Xi Jinping'in sözü eniq körsetir ki, Xitay'nın kelgusdaki Tibet siyasi ilgirkidin çoğun pariqlanmaydı deb qaradı. Hükümetsiz teşkilat bulgan Xalqara Tibetni qollash hareketinin muavin reisi Bu Chung Serin, Xitay'nın bugünkü günde yana bölgünçülükü karıştırışını tekitleşi, Xitay'nın bundan burunki Tibet siyasi de mesele barlıqını çüşendirdi dedi. O mundaq dedi. Xitay etkan atalmış azatlıktan 50 yıl ötkendeyken, Xitay yanılı birlik ve bölünüş meselelerden endiş kılsa, bu onların Tibet'te doğru iş kılmağallıkıdan diyerek biriydi. Xitay'nın Xalq Tori Düşenbü günü makale ilan kılıp, bu kıtımkı yığın hakkıda çüşendiriş elip argan bulup, Dalai Lama ve o otturgu koyan ottur yolunu tılığa alganda, Dalai Goruhi'nin bölgünçülük mahiyeti özgermegen, fakat siyaset kikarıda tanşış elip argan dep görsetken. Sürgündeki Tibet hükümeti yakında Hindistan'da ottur yolunu tunuşturduğun hüccetlik film işlep tarqatgan. Ottur yolunu Tibet'nin manevi dahisi Dalai Lama otturgu koyan bulup, Asaslıqı Tibet'nin müstakillikı meydanından vazgeçip, sökbet arqalıq Xitay Xalq Cumhuriyeti ramkisi içi de Tibet'te hakiki avtonomiya yürgüzüş mezmun kılınğan. Xitay tarafının makalesi eğitilişçe Dalai Lama'nın otur yol prinsipi de Xitay'nın memuri rayonlarına bölünüşü kabul kılınmaydıken. Onun da Tibetler oltıraklaşkan Sichuan, Yunnan, Gansu, Çinhay Katarlıq ölkelerini Tibet bilen birleştirip, birlik gelgen memuri rayon kuruş talep kılınğan. Xitay gerçi Tibet'nin zor terakkiyatqa erişip atqanlığını jarıtılıp atqan bolsa-mı, lekin bu rayonda izchil muqimsizlik davomlashib kelgan bo'lib, xalqaro Tibet'ni qo'llash harakatining statistikiga asoslanganda 2009 yildan buyon 142 ishki nafar Tibet Xitay davlati ichida o'zini ko'ydirib olgan. Xitay bo'lsa qo'sh tirnoq ichidagi muqimlik tadbirlarini kuchaytirib kelgan. Turkiyada 11-ci ayda saylam o'tkazildi. Türkiye Ali Saylam Komitesi'nin başlığı Sadi Güven 26. nöbetlik parlament çoğun saylamının 2015 yılı 1. noyabr ötküzüldüğünü bildirdi. Türkiye'de 45 gün devam kılgan Birleşme Hükümet Kuruş Urunuşları mağlup bulgan deyken, Türkiye Cumhuriyeti Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan yeni saylam ötküzüş kararı verdi. Ali Saylam Komitesi saylam vaxtını bekitiş için yığın açtı. Yığın deyken Ali Saylam Komitesi'nin başlığı Sadi Güven 2015 yılı 7. iyun ötküzülgen parlament çoğun saylamadan keyinki 45 gün içinde işki kabinetinin teşkillenmegenlikini Cumhur Reis Erdoğan'dan münasebetlik kanunlarına asasen yeniden saylam ötküzüş kararı çıkarganlığını bildirdi. 7. iyun ötküzülgen parlament saylamada 2002 yıldan buyan izcil Türkiye'de hakimiyet peşinde bolgan Adalet ve Terakket Partisi köpsallık oranını yoktup koydu. Başka öktücü partiyeler bilen Birleşme Hükümet Kuruluş doğrusu ile belirgan sohbetler mağlubiyet bilen ahırlaştı. 24. Ağust Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Milli Parlamenti'nin başlığı İsmet Yılmaz bilen görüşüp, kaytadan saylam ötküzüş kararını çıkardı. Tünügün Erdoğan, Adalet ve Terakket Partisi'nin reisi, Başminister Ahmet Davutoğlu'a saylam hükümeti kuruş vazifesini verdi. Davutoğlu hükümet kuruş lahiyesini ilan kılgan bulup, başka partiyelerden teklifini eliş için lahiyeni ularğımı yetküzdüken. Parlament reisi saylam hükümetinin içki kabinetindeki ministerlerinin tarqılış ahvalını ilan kılgan bulup, Adalet ve Terakket Partisi'den 11, Cumhuriyet Halk Partisi'den 5, Milliyetçi Hareket Partisi'den 3, Halkının Demokratik Partisi'den 3 minister içki kabinetine girdi. Ahmet Davutoğlu başministerlik vazifesini devamlaştırdı. Eğer muhalifet partiyeleri saylam hükümetindeki namzat vermegen takdirde, Davutoğlu bu kıtım partiyelerine emez, bivasta milletvekillerine ministerlik teklifi sunudu. Davutoğlu 5 gün içinde saylam hükümeti kurup buluşu gerek. Belet taşlıkçılar tizimliki 2. sentyabrda cezimleşken namzatlar tizimliki bolsa 28. sentyabrda ilan kılındı.
Çet ellerde ve çigra yığıldırdı belet taşıydıgan sayılıkçılar, sayılamdın del 22 gün ilgiri belet taşlaşını başlaydıken. 8. Oktyabr'da başlanan çet ellerdeki elçihanlarda belet taşlaş vakti 25. Oktyabr'da ahırlaşıdı. Lekin çigra yığıldırdaki belet taşlaş bolsa, 1. Noyabr hizmetçiler işten çüydüğün çakışı devam kalıdı. Ali Saylam Komitesi'nin uhturuşu da görüntülüşçe, 22. Oktyabr Peyşembe günü başlandıgan teşvikat elip veriş erkeliği 31. Oktyabr saat 18'de ahırlaşıp, çekleme icra kılınışı başlaydı. 1. Noyabr Yekşembe günü etigen 57 milyonga yakın puhra parlament azaları umumi saylamları üçün belet taşlaydı. Garip rehberlerinin köpüncisi Xitay'nın harbi paratıgı katlaşmaydı. Asaslı garip devletlerinin rehberleri 3. Sintabir ötküzüldüğün Xitay'nın 2. Dünya Uruşu ahırlaşkallıqını hatırlaş harbi paratıgı katlaşmaydı. Asaslı garip devletlerinin rehberleri kiler hafta 3. Sintabir ötküzüldüğün Xitay'nın 2. Dünya Uruşu ahırlaşkallıqını hatırlaş harbi paratıgı katlaşmaydı. Xitay reisi Xi Jinping katta ötküzmekçi bolgan bu faaliyette pekat Rusya, Sudan, Venezuela ve Çavşen rehberlerle Xi Jinping'a hemra buludu. Bu, Xitay'nın devlet bayramını tebrikleştiğin başka vakitte elip bargan tuncu herbi paradı. Şundakla Xi Jinping hakimiyet peşiğe çıkkandan bayanki tuncu çok kölemlik herbi parat bulup, Xitay özünün eşi vatkan herbi küçünü köz köz kılışını ve halkaradaki diplomatik ordunu östürüşünü maksat kılgan. Xitay nurgun devletlerinin rehberlerine teklifname evetken bulup, 20. Ağustos'ta asaslık devlet rehberlerinden fakat Rusya Prezidenti Putin'la bu mürasımına katnışıdı kallakını bildirdi. Avrupa İttifakı azı devletlerden fakat Çek Cumhuriyeti'nin Prezidenti'la bu herbi paratkı katnışıdı. Amerika, Germaniya, Kanada ve Avrupa İttifakı fakat Xitay'da duruşluk baş elçilerini vekil kılıp evetidi. Japonya Başvaziri Abe Shinzo bu herbi paratkı katnışmaydı kallakını bildirdi. Hem hiç kandak vekil mu ilan kılmadı. 25. Ağustos Seyşembe günü Xitay akbarat ilan kılışığını açıp, bu kıtımki paratka katnışı dağlarının tizimlikini ilan kılgan bulup, fakat 30 devletinin rehberi ya ki hükümet başlığı bu paletki katnışı dağlarını bildirgen. Köpüncü devletlerinin rehberleri Xitay'nın Cenubi Xitay Deniz'deki yolsuzlarca ilgilik hukuk talepi ve kuruluş elip birleşi sebeplik bu herbi paratka katnışmasını karar kılgan. Yani bir kısım sebep, bir kısım devletler kallık basırış elip berilgan Tiananmen meydanında herbi paratkı katnışı arkalık, öz obrazıga dağı çürvelişini halimagan. Xitay'da partlaşının ayığı üzülmedi. Xitay'nın Tianjin şehirde zor partlaş yüz berip, 10 gün öte ötmeyle Xitay'da yeni partlaş avazı anlandı. 22. Avgust Şembe günü keç, Xitay'nın Shandong ölkesinde bir kimya sanayi zavodida partlaş yüz berdi. 22. Avgust Şembe günü keç, Xitay'nın Shandong ölkesinin Xuantay nahisinde bir kimya sanayi zavodida partlaş yüz berdi. Partlaş yüz bergen naq meydandan ahaliler ultrak rayonuqçı bolgan arlıqning 1 kilometrge yetmeydiganligi, 5 kilometr dair içinde oxşash bolmagan derecede partlaş dolqunu sezilganligi xabar qilindi. Partlaş tesirde ot ketken bulup, küçülük otunun 5 saatte aran öçürülgeldeki vakada bir adam ölüp 9 adam yaralanğanlığı haber kılındı. Tianjin'deki partlaşının ahırı çıkmayı durupla bu vakanın yüzberişi zor inkas kozgudu. Tordu kaldırılgan inkaslarda Xi Jinping hakimiyet peşiğe çıkan bir neçi yılda tabii apet ve başka hadislerinin köp yüzbergeldeki bildirilgen. Nurgun vakalarının tabii apet ya ki adam keltürüp çıkargan vaka işkelliğini ayırmaqdan ters işkelliği tilgelinigan. Yakınki 4 ay içinde Xitay'nın Tianjin, Shandong, Jiangsu, Hebei, Nanjing qatarlıq ülke şehirlerde kimya sanayi zavodi partlaş vakası yüz berdi. Yeni bir taraftan Xitay JH tarmaqları 27 Ağustos Peyşembe günü Tianjin'de meydanga kelip 139 adamın ölümünü keltirip çıkargan ve bir portunu vayran kılıp taşlagan zor kölemlik 2 partlaş vakası yetişlik 12 kişinin nazarat astığı aldı. Xinhua agentliğinin bu vaqtki haberde tutulganlarning arasında Ruihai şirketinin baş hojayini Muavin başlıkı ve şirketteki 3 muavin müdürünün varlığı kayıt kılındı. Nazarat astığı ilinganlar içindeki başka 7 kişinin ismi ve salahiyeti hakkında hiç kandak malumat verilmedi. Xitay Ürümçi'de 45 Uygur üstüden hüküm elan kıldı. Xitay daireleri 45 Uygur'unu çigradın kanunsuz ötüp gazat kılışkı urunuş, terörlük grubu kuruş ya ki onlarını meblağ bilen temelleş digendek cinayetler bilen ayıplab kamakkı hüküm kıldı. Xinhua Torunun 27 Ağust haber kılışça, Gulca, Karamay, Aksu, Kaşkar, Xotan qatarlıq vilayet şehirlerdeki Xitay sot mahkemeleri kanunsuz çigirdin çıkışkı münasifetlik 10 dilogu sot ecep,
45 nəfər kişini qamaq cəzasına hökm qılğan. Bu kişiləri terrorluq təşkilatlarına təşkilləş, rəhbərlik qilish, qatnışış, terrorluq təşkilatlarına məbləğ təminləb veriş, başqalarının çigirdən oğurluqçı ötüşkü təşkilləş qatarlıqları bilən ayıpınıb, 2 nəfəri müddəsil qamaq cəzasına, qalğan 43 nəfəri 4 yıllıqdan 15 yıllıqçı qamaq cəzasına hökm qılınğan. Xəbər qılınışa Qaşqar vilayətlik otur sot məhkəməsi Abduvasit Cümə qatarlıq 4 uyğurni terrorluq təşkilatına qatnış cinayəti bilən ayıpləb, 10 yıllıq qamaq cəzasına Alimjan Mahmud isimlik Uyghurni 8 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan. Xabarda bildirilishicha, bu bashaylan Tojikistondan mashinaga o'ltirib, Afg'oniston-Tojikiston chegarasiga borganda shu yerlik saqchilar tutib olib, Xitoyga qaytirib bergan. Xotanda Mattuxti Abay isimlik Uyghur terrorlik tashkilotiga tashkillash, rahbarlik qilish bilan ayiblanib, 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Habibulla Jumaniyat qatorliq 2 Uyghur terrorlik tashkilotiga qatnashish bilan ayiblanib, 10 yillikdan qamoq jazosiga hukm qilingan. Xabarda aytilishicha, bu uchaylan Beijingdan Turkiyaga ketib o'tib, Urumchi aerodromidan o'tganda soxta turk pasporti ishlatgan deb tutib olingan. Chegirdan o'g'irlikcha o'tishga chetishlik 2 dilo Xitoy o'lkalaridan Uyg'ur rayonidagi sud mahkamalariga o'tkazilib bergan bo'lib, 18 kishiga qaramaydi sud ochilgan. Xitoy qamoqqa hukm qilingan Uyg'urlarning diniy ashqulluq ideyasining ta'siriga uchirgan deb jar solgan. Xabarda sud ochilgan kishilar orasida 9 iyun Xitoy Tailanddan qaytirib olib ketgan 109 Uyg'urning bor yo'qligi haqida uchur berilmagan. Yaqinqi yillardan buyon Xitoyning chekidan oshgan besim siyosatlari va diniy zulmi oz bo'lmagan Uyg'urlarning o'z vatanlarini tark etib, chet elga chiqib ketishiga sabab bo'ldi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Janubiy Sudanda Isroiliya va Xitoy qurollarining ishlatilayotganligini bildirdi. Birleşken Milletler Teşkilatı, Cenubi Sudan'daki işçi uğruşlarda İsrail'e ve Xitay'da yasalgan korallarının işletil vatkallığını ilan kıldı. Türkiye Avaz Radyosu'nun haber kılışı, Birleşken Milletler Teşkilatı, Xavupslik Kengişi, Cenubi Sudan'daki işçi uğruşlarda işletil vatkan korallar doğrusunda dokulat ilan kıldı. Dokulatta, Cenubi Sudan'da işletil vatkan korallarının İsrail'e koral zavuti IWI tarafından işlep çıkarılgallıkı eskertiliş bilen birge, bununla münasebetlik fotoğraflarına uğruna acırtıldı. Dokulat yana İsrail'de ishlab chiqarilgan qurollarni yerlik saqchilar, milliy xavfsizlik qismlari va yuqori darajalik amaldorlar va ofitserlarning qo'g'idug'ichilari ishlatadiganligi qayd qilindi. Dokulatda o'qituvchilarning qo'ldan Xitoyda ishlab chiqarilgan qurollarning borligiga o'rin ajratildi. Janubiy Sudanda 20 oydan buyon davomlashayotgan ichki urushda 10 minglarcha odam hayotidan ayrildi. 2 milliondan ortiq odam yurt makonlaridan ayrildi. Afrika ittifoqi va hukumatlar aro taraqqiyot tashkilotining nazorati ostida 17 avgust amalga oshirilgan tinchlik suhbati tuzilgan kelishimni o'z oldiga o'qituvchilarga imzolagan bo'lib, Janubiy Sudan hukumatı bo'lsa 15 kunlik muhlat berilishini talab qilgan edi. Janubiy Sudan prezidenti Salva Kiirning kelishimga imzo qo'yganligi to'g'risida ba'zi qarashlarim bor. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bu haftalik istiqlol xabarlari programmamiz musharda oxirlashdi. Kelar qatimgi programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Assalomu alaykum va rahmatulloh.